YouTube selamünaleyküm. Hafçusun İnce işe Muharrem gitmiş. İnce'nin fragmanını izleyelim mi chat? Bak o da varmış. Ah shit. Olur. Tamam açıyorum. Hadi bakalım. Ben de merak ettim bu arada harbiden. Bir de ses Sonra versene Eray. Merçem Mağarı izleyelim. Sonra bana bakiye atarlar. Bir daha açarız. Batarız sonra devam ederiz. Tamam mı? Bir Katlarız de demiyorum. çakarım sana. Bir de çakarsınız bana. Hoş geldiniz. Ben bir Merhabalar. tekrardan bir kumar kapattım. Bu bir Ankara hatırasıdır. Ankara işidir. Aramızda gizli Muharrem İnce taraftarları var mı? Hoş geldiniz. Gizli. Çok iyi. Sizlere asla mikrofon vermeyeceğim. Şimdi o zaman müsaadenizle konuğumuzu davet edelim. Program hızlıca lambur lumbur başlasın. Bir takım şakalar. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Mevzular Açık mikrofona hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Bu mendili icat edeni ne yağlıca ya ah gıdı gıdı meh. Şangay. Muharrem Bey şöyle bir şey söylemişti. Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ben vefalı bir insanım. Karşı karşıya gelmem. Ben vefasız insan değilim. Bana bunu yapanın karşısına geçmem. Ben mevzulardaki bazı soruları beğeniyorum ama genel olarak mevzulardaki sorular tamamen magazinsel sorularmış gibi geliyor bana. Yani şuradaki insanlar ne bir amına koyayım vaatlerden hani seçmene bir şey sormuyorlar. Ne ilerleyen dönemlerde neler yapacaksınız? Ne bu şeyler? Yok onunla aranız nasıl? Yok buna bunu demişsiniz. Yok buna şu. Ya birazcık güzel soru sorun ya. Vallahi billahi. Oğuzhan abim oraya davet ediyor. Bir de seçerek alıyorlar değil mi buradaki insanları? Evet. Yani o bu şansı değerlendirin ya. Bu siyasileri hani yolda molda görmeyeceksiniz bu insanları ya. Demiştiniz. Şu anki durumda sizin vefasız olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Başladım verilen en ufacık söze bile sadık kalmadığınıza göre size neden inanalım? Çok Twitter ağzıyla... Bir diğer sorun daha var. Dur. Bana vefadan bahsediyor. Ben sana vefayı göstereceğim. O zaman Adalet Bakanı'nı, Ali Divocu'yu, Atatürk'ün Çankaya'sına, CHP'nin 4. sırasına, Cumhuriyet'in kalbine hançerdir bu. Bu mu vefa? Bu mu vefa? Sizin de basın sözcüğünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor. Evet doğru. Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Bak Colin... Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken... Oğlum Muharrem İnce gergin ha. Yaptım. Madara mı oluyoruz biz şu Tabii anda? Tabii madara oluyorsunuz. Dillerinize biraz hakim olun. Ya. Bak. Lütfen salondan ötürüyorum. Müziği gördüm arkadaki. Arkadaşlar. Biz zaten bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir zaten bize bu şekilde hesap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum. Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum. Kimin benim mi? Evet evet. İddia edip ispatlayamayan. Abi, abi. Sakin ol. Ne oluyor amına koyayım? Bu adam galiba evet öyleymiş. Adam FETÖ'cü çıktı bu arada. Bu adam FETÖ'cü. Evet. Twitter'da gördüm. Muhalefette muhalefet ederek biliyorsunuz. Geldiğiniz dakikadan beri. İki gün öncesine kadar listeler açıklanana kadar ben de geldim. Memleket Partisi'nden milletvekili aday adayıydım. Acaba akrabalarınızdan herhangi biri birinci sıradan bir şehirde aday mı? Bunu soruyorum. Aday. Biliyorsunuz sorduğum şehir. Tabii tabii ilan düzürek burada. Diploma, liyakat, vefa. Teyzemin oğlu. Ben İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. İki üniversite okuyorum. Polonya Üniversitesi'nde de adalet okuyorum. Zonguldak 5. sıra adayınız da umarım dans etmezsiniz diye umuyorum. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Zonguldak'tan toplam 5 milletvekili çıkıyor. Bana göre seçilemeyecek. Vekilleriniz asla bu mecliste Aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum. Peki. Mecliste iki tane milletvekiliniz var. Sizin bu milletvekillerinizin performansının ne olduğundan haberiniz var mı? %96 devamsızlıkla tamamlamışlar yasama dönemini. Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta. Neyi alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya?
Vekilleri çalışmamış diyorum. Neyi hak istiyorsunuz abi? Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğrudur. Size hepsini iletirim. Mecliste diyorsunuz ki siz neden kadınların saçını kapatıyorsunuz diyorsunuz. Erkeklerin gözünü bağlayalım, daha doğru bir çözüm olur diyorsunuz. Oğlum ben bir siyaset programı değil de sanki herkes böyle bir an birbirine girecekmiş gibi amına koyayım. Evet, bu var ya bir tane alçak. Bu ne oluyor amına koyayım ya? Ya bu şeyden kıyam. Bence oturun. Herkesi dinlemek stratejik bir üstünlüktür. Lütfen. Özellikle Memleket Partisi. Çözüm lütfen olur diyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? Yalova CHP il başkanıyken özel tam dershane meclis oldu buramın müdürü ve ortağıydınız. Ve grubunuzda 19 çalışanınız vardı. Ve sadece 9 tanesinin sigortası ödemeye devam ediyordu. Geri kalan 10 emekçi büyüğümüzün sigortasını yatırmayarak vergi kaçırmışsınız. Ve bu yüzden ceza almışsınız. Kanıtları mevcuttur. Devletten şahsi meseleleri yüzünden vergi kaçırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermiş bir kişi olarak şimdi devlet yönetmeye talip... Ben şimdi ileride mesela benim vergi borcum çıktı ya. Ben milletvekili olamam mesela, ben hain mi oluyorum, o ne demek? Böyle bir şey mi var? Ben bilmiyordum ki ya. Biz bilmiyorduk. Bilmiyorduk biz ya. Ödememiz lazımmış. Para mı ödüyorduk biz bir de? Maya. Neleri çıktı? Lan yok oğlum bir şeyim çıkmıyor, şaka yapıyorum ya. Siz neden size güvenelim? Ama vergi dairesi beni iyi tanıyor yani. Oradaki abilerle baya bir samimiyetim var yani. Sağ olsunlar. Aynen. Bir tık samimiyet. Harbi samimiyetim var yani oradakilerle. Bir de yaz, bir kere de bir şey olmaz. Evet, biz emekli öğretmenlerle ilgili böyle bir sıkıntı yaşadık. Bunun cezasını da ödedik. Tıpkı trafik cezası öder gibi. Türkiye'de o zaman 2000 dershane vardı. 2000'i de aynı uygulamayı yapıyordu. Ama sadece cezayı biz ödedik. Muharrem Bey, diğerleri yanlış yapıyor diye siz de mi yanlış yapacaksınız? Ben takdir milletimizindir. Daha kırkı çıkmadan orada verdiğimiz canların bir dans videosuyla gündeme gelmeniz ne kadar doğru oldu? Ben bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben 3-4 ay önceki Muharrem İnce ile şu anki Muharrem İnce arasında dağlar kadar bir fark görüyorum. Oğlum. Evet. Yani ben bu arada şunu söyleyeyim. Hatta bir iki ay öncesini biliyorsunuz böyle daha genel olarak hakimlik şeydik. Hani izliyorduk ediyorduk. Ben artık psikolojim bozulduğu için salmıştım. Bayağıdır takip etmiyordum. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Belki de şu an fragmanı izliyoruz diyedir böyle hani söylüyorum da tabii videoyu tamamen izlemek lazım. Mesela program tutsun diye fragmana en olabilir, böyle harakalı sahneleri koymuş olabilir. Olabilir. Tamam izlemeyen laf. Hemen önden bir şey yapmayalım da biz hani. Direkt notunu vermeyelim evet de yani biz. Dans videonuzun yayılmasını 9 Mart tarihinde tweet attınız. Annelerinize, dedelerinize, nenelerinize söyleyin dediniz. Benim ablam annem enkaz altındaydı siz bu videoyu yayınladığınızda. Ben sosyal medyadan annemi ablamı arayacakken, hashtag oluşturmuşken sizin bu dans akımınız yüzünden onlara belki de ulaşamadım. Arkadaş 45 günde enkazdan insanları çıkaramamışsa bu devlet, bunun suçlusu ben miyim ya? Yapma ya. Benim annemle ablam 2018 seçiminde sizlere oy verdi, sizleri destekledi. Siz öyle dans ederken enkazın altında daha çıkmamıştı. Evet. Siz eğer vicdanınız buna el veriyorsa ya benim diyecek hiçbir şeyim. Haksızlık yapıyoruz. Benim annemle ablamı kaybetti. Kanka oğlum, bomboş. Bir şey yani söyleyeceğim. Bunun sorumlusu ama bu adam değil ki yani bu. Hani bu başka bir... Daha ne kadar haksızlık arkadaşım yapabilir? Başın sağ olsun. Ben de kaybettim yakınlarımı. Arkadaşlar bir dakika, bir saniye. Arka taraftan arkadaşımıza gelen eleştiriler de var. Yani. Burada ailesinin fertlerini kaybetmiş bir insana öyle uzaktan höy höy yapamazsınız. Tekrar başın sağ olsun. Bunun ötesinde bir cümle söylemeye haddimiz yok hiçbirimizin. Teşekkür ediyorum geldiğinde soru sorduğun için. Terörün 40 senede aldığı can 40 bin. Depremde 1,5 dakikada 50 bin insanımızı kaybettik. Benim aslım Erzincan Tercan, ben Aleviyim. Partinizin kurucu kurul üyelerinden Ümit Özat'ın bir iddiası var sizin için. Alevilere talihsiz bir cümle kullandığını söylüyor. WhatsApp ekran görüntüleriniz dolaşıyor. Hakaret ettiğinize dair. Kısaca ettiğiniz veya etmediniz. Çok net. Ben seçmek zorunda olsaydım, seçme şansım olsaydı Alevi olmak isterdim. Yok, ettiniz mi etmediniz mi kısaca? Bir dakika canım, açıklayacağım. Mevzular açık mikrofona katıldığınızda genç bir hanımefendi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemeniz Memleket Partisi'ne yakışmıyor demişti. Siz de böyle bir lafımı bulun, siyaseti bırakırım dediniz programda, doğru mu? Doğru. Selahattin Demirtaş'a gitme. Yok kardeşim benim.
gideceğim. Hatta dedim serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi ders yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda ya? Ne var bunda ya? Evet. 7 Haziran 2015 seçimi sonrası Türkiye bir seçim hükümet sürecine girdi. Hükümet kurulamadı, bombalar patladı. Evet. Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı yapıldı gar bombasıyla. Sonrasında Türkiye çok kötü günlere uyandı 3 ay boyunca. Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz? Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman. Türkiye'de bu seçimlerde yaklaşık 65 milyon kişi oy kullanacak. %16'lık bir oy oranı iddia ettiniz. Hangi anket şirketleri siz piyasada bunları... Piyasada var, internete girin göreceksiniz. Ben sizin sitenize de girip baktım. Sizin yayınladığınız bir rapor göremedim açıkçası. Yayınlamadık, evet doğru söylüyorsun. Yani bu istatistikler elinizde varsa madem bunları şeffaf bir şekilde sizin yayınlamanız bence en doğrusu. Madem araştırtıyorsunuz. Zamanı gelecektir seçime bir hafta 10 gün kala böyle ortalık bir alevlensin. Daha bir yere gittim, bir Bolu'ya gittim. Şimdi de bugün Babala'ya geldim. Hiç merak etmeyin. Parayı nereden buldun diye soruyorlar ya. Değirmenin suyunu soranlara Adıyaman il binası. Bakın. Para yok diyorsunuz ama gayet kaliteli kağıtları bastırmışsınız. Genç Parti'nin başına gelenin Memleket Partisi'nin başına gelmeyeceğini ve Uzan ailesinin başına gelenin... Bu abla haberci. Sizin başınıza gelmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Ben 9. kattaydım. Depreme yakalandım. Beni duvardan duvara vurdum. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum zaten o anı. Şu an ben kendi sesimi duyurmaya, Hatay'ın sesini, arkadaşlarımın sesini duyurmaya çalışıyorum. Nerede okuyacağımız belli değil. Online'dayız. Hocalarımız da mağdur. Hocalarımızın da evleri yıkıldı. Eğitimimizden kesinlikle şüphemiz var. Ben 1. sınıf öğrencisiyim. Ben 4 sene okuyabileceğime emin değilim. Çünkü koskoca bir kampüsü yıkacaklar. Seçimi kazanırsanız biz yine ekmek sıkıntısı, su sıkıntısı, acaba bina üstümüze bu açıda devrilmiş sıkıntısı yaşar mıyız? Kaybeder derseniz bizden elinizi eteğinizi çeker misiniz? Oğuzhan abi aynı şekilde sana güveniyorum bu konuda. Yani sen benim için 5 Şubat'ta Oğuzhan Uğurken 6 Şubat'ta benim için Oğuzhan abi oldun. Aa, kurban olurum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Kimdi giden? Kimdi kalan? Bu chat'teki 3 IQ beyinsizler. Sizi banlarım. Rahat durun. Mal olmayın. Tamam mı? Gerizekalılık yapmayın. Ondan sonrasında şu chat'e abone moduna aldırtmayın bana. Yani gidip internette Sigma videoları izleyip buraya gelip şakasını da yapmayın sürekli. Yeri ve zamanı değil. Sikeceğim bir tarafınızı belanızı şimdi. Yani bu çok garip bir kesim geliyor. Gerçekten bu korkutucu bir şey ya. Vallahi inanılmaz baba. Hayır işte birisinin başına gelmeden... Bilmediği için burada gelip böyle saçma sapan şeyler yazıyorlar yani inanılmaz. Bence banlarımla tehdit etmeye gerek yok. Şimdi hepsini banlasanız ben. Evet evet onları alsanız direkt ya. Her yerden banlayın. Her yerden banlayın hepsini. Hadi abi gidin sigmalarınızı bir şeyinizi başka yerde gösterin. Hadi Twitter'a Twitter hadi. Ya da başka yayıncılar hadi baba. İnanılmazsınız ya. Gerçekten bazılarınız inanılmazsınız ya. Adam aynı ben ya. Vallahi inanılmaz. Yani işte chat'in herkese açık olması bu yüzden sıkıntı ya. Yani bilemiyorsun anladın mı kimin geleceğini, kimin çıkacağını buraya. Devam baba. Aslında giden değil, kalandır terk eden. Giden de... Şiirler okunuyor yine. Bu yüzden gitmiştir. İçeri girmeli kiyle. Şarkı ne güzel olmuş lan. Oğlum Oğuzhan Uğur ağır derde girmiş bu arada bak çaktırmıyor da bu bölüm galiba bayağı bir sert geçecek şey galiba o, ya. Aynı ben aman okuyamaz. Adam aynı ben şu an. 7-8 saat sürmüş ya. Bu bölümü sen de toplanıp izleyelim mi hep beraber? Bunu yayında lan. Yayında izleyeyim 4 saat. 3-4 saat. Ben buraya bu arada şakasız yani seçimden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını istiyorum. Çünkü her yere çıkıyor bu adam. Şuraya da gelmesi lazım bence. Ben bence ihtimal dahi vermiyorum.